Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Günlerimiz aydın olsun. Yeni bir yılın ilk gününde, 2021'in ilk gününde sizlere günaydın diyorum. Günlerimiz aydın olsun. İnşallah sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah hep temennimiz oydu. Yani dünkü videoda da çok güzel dileklerimiz vardı. İnşallah koca bir yıl sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçer. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bir soracak olursanız işte. Şahpaz oldum diye. Yeni yıl girdi, ne oldu? Hiçbir şey olmadı vallahi. Ha 2020, ha ki 2021. Kız desenize ne değişecekti kadın hayatında, ne değişecek? Hiçbir şey değişmedi. Aynı tas, aynı hamam, dökün dökün yıkan. İşte ne oldu? Bir yaş biraz daha ilerledi. Ama tabii ki bu 2021'in yeni yılımızın ilk günü. Önümüzdeki aylar neler gösterecek? İnşallah hep dileklerimiz dünkü videomda dilediğim gibi önce şu hastalık, ondan sonra sağlık, huzur, bereket diliyoruz. Hani değişen ne oldu? Evdeydik işte. Ne yaptık? Televizyon eskisi gibi televizyon seyret, sohbet. Yani bir anlamı falan yeni yılın eskisi gibi coşkulu değil tabii ki. O eski yılların coşkuları tabii ki sadece bu hastalıktan dolayı değil. Hastalık olmasa da ne olacaktı? Daha bir kalabalık ortam, belki daha farklı bir eğlence yer, ama şimdiki zamanda hep eğlence yerler hep gidiliyor, hep geliniyor. Yani eski hem bayramların hem yılbaşıların tadı yok. Eskiden daha farklıydı. Eskiden teknoloji bu kadar hayatım ilerlememişti ki. Şimdi hepimizin elinde telefon, bizim mesela İsmail'in bile, şimdi hepimizin ufacık çocukların elinde telefon, her şeye anında çabuk ulaşıyorsun. Bir anlamı da yok. O zaman öyle miydi? İstediğine bakıyorsun, istediğini seyrediyorsun, istediğine hemen anında ulaşıyorsun. Belki de bilmiyorum, kendi adıma konuşuyorum. Onun için bir tadı, zevki, anlamı yok diye düşünüyorum. Eskiden öyle miydi? Tek bir kanalda, benim çocukluğumda, bir bayramda mesela, bir yılbaşında, dansöz çıkacak. Şimdi aç Mama, oynat. adı hızlı bitti de bir şey yapacağım. Gelsene oraya. Hakkından İsmail. Ona kulak kabarttım, ne diyor diyerekten diye. Şimdi bütün imkanlar var. İstediğin zaman aç seyret, istediğin zaman dinle. O zaman öyle miydi? O hangi sanatçı çıkacak? Hele 12'yi beklerdik. Bayramlar olsun mesela, yılbaşılar olsun, farklı bir tadı vardı. Şimdi yok işte, dediğim gibi bak işte, dedim, aynı tas aynı hamam. Geç kurnanın başına, dökün dökün yıkan. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün ilk günümüzde, senemizin ilk gününde. Vallahi bilmiyorum, Berincim gitti, normal saatinde çıkacak, gelecek gene. Gene gelirim, anne dedi, buraya gelirim dedi. Onunla sürekli geçen senenin videolarında, bak geçen sene, bir gün bile geçse geçen senenin videolarında Çin böreğini istiyorduk çok. Berin daha güzel yapıyor onu. Çin böreği yapacağız. Bakalım o gelesiye kadar idik bidik içeride çoluk çocuk neler yapacağız. Şimdi zaten Haktan'la İsmail kapanırlar. Haktan'ın şeyin, İsmail'in odasına. Belgin alır sübürkeyi, şöyle bir ortalığa dolanır. Bana da ne düşüyor? Bana da Hakan düşüyor. Biz de Hakan'la artık uykusu gelesiye kadar oynaşırız, ederiz. Ondan sonra şuraya geçer. Uyuturum onu. Zaten hemen saat akşam oluveriyor. Onlar olunca çok çabuk geçiyor. Kız, siz nasıl geçti yılbaşınız? Neler yaptınız? Yazın bakayım bir. Çok merak ediyorum. Hani
evde mi kim vardı, kimler vardı, neler yaptı, ne tombala oynardık kız. Ama ne tombala. Her şey değişir. Kaç tane yıl geçerse geçsin benim bu kahve değişmez. Bu hep kahve. Bu burada. Neyse kalkayım da bir ortalığı dolanayım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hakan'ımı alırım birazcık. Belgin de ortalığı bir toparlasın. Ondan sonra tekrar hep beraberiz. Kuşum. Anneanne. Sulazlım. Kapatayım mı önünü? Oğluşum, kuzusum. Anneannen. Anneannen. Allah Allah Allah. İsmail'deki keyif kimsede yok. Az önce dersim vardı. Olacak tabi. Bunun da çizgi filmi var. Ne bağırışıyorsun siz de makinayı? Bitmedi senin de bak. Kenarı çekiliyor bile. Bitmez. Bitmez. Geç kızım. Neyi koyayım? Temizlik yapıyorum. Abo. Çok ayıp. Misafire saygı. Ne misafiri be? Gel kızım dur. Onun temizliği bitmedi. Bak bu da hiç pas veriyor mu ha? Bırkala şunu, bırkala. Evet. Şey zil çaldı. İsmail diyor ki şeye arkadaşlar. Zil çaldı. Anneanne kim geldi? Evin aşçısı geldi. Şşş. Teyzem. Yok kız hiç pas vermiyor bak. Eğer ki istemediği bir şey olsun bak beni alın diye deli gibi bağırır. Bak bak bak. Aşkım. Kızıyor bir de bak. Hiç dün akşam benimle böyle yapmıyordun ama. Tabii o zaman istediği şey yoktu tabii bak. Tabii gülüyordun. Bak bak bak. Bak çok seviyor bunu. Bak bak bak. Ne anlıyorsun ki? Anneannem sen ne anlıyorsun senin sevdiğin şey çizgi filmlerinden? Nasıl geçti bugün kızım? Yorucu. Hep yorucu değil mi annem vallahi ya. Ay hep yorucu. Bak o abi kalkmadı bu süpürge al. Süpürgeli deri. Ha aynen süpürgeli deri olduğunu bırak. Bir de süpürsün o süpürge salonda duruyor akşam gene süpürüyor. Ona bir tane yuvarlak şeyden şöyle. Burayı süpürdün ya burayı. Geç süpür tamam diye. Bitmez onun süpürgesi canım. Bir de buna kim demiş acaba pis diye. Al kaçırıyor hepsi cini. Ay bir yatağın cini oturmayacaksınız. Çarşaflar marşaflar değişti. Ay otursun çocuk mu da. Ben bak orada bir şey kaldı. Bak bak uçuyor bak. Mahsus diyor Arapçan kız. Yani işte bak ya gördü. Öteki de kapı şeye gidiyor bak bak. Kapıyı açık gördü ya. Yani makineye gidiyor. Geldi. Dur bak buraya bak. Korkusuz. Ah alıştık o zaman. Acıktınız mı anneannem? Kaptana sorayım bir de. Ne? Aşındı. Bizim evde parkeler, markeler böyle aşınıyor. Mercan parkeyi nereye taşımış? Marketler demiş de. Ne oldu? Bizimkisi kaldı mı? Bizimkine? Abi ne zaman çıktın aldın? Ay hiç görmedim. E kız ben yataktaydım ya. Ana. Bak bak nasıl bakıyor. Bak bak. Gel diyor. Gel süpürgeye gel diyor. Evet.
Evet, mutfağımızda buluştuk. Beher'in haberi yoktu. Canlarım benim. Hemen ben açtım, başladık. O bıçak bileyecek. 2021'in ilk günü. Yemeğimiz neydi? Çin böreği. Çin böreği. Evet, Çin böreği çok yapacağız. Çok sever benim oğlum. Ne istiyorsun anneanne? Su götürüyorum. Hattan abine su götürüyorsun. Hadi bakalım götür. Aferin sana. Hadi. Yürü. Hattan abin kalkmasın. Tamam. Hatta abim yarın gidebilirmiş. Öyle mi? İyi, hadi bakalım. Hadi anneciğim, ben bıçağımı mı şey yapacağım? Bıçağımı yapacağım. Çok zahmetli, çok yorucu ama çok lezzetli. Evet. Mükemmel, evet. Bunu sen bir kere daha yaptın. Birkaç tane yorum geldi. Biz de öyle yapıyoruz, güzel oluyor diyerekten diye. Bir daha iyi fikir oldu bize diyerekten diye. Deneyen olmuş onu. Bunu mu? Hmm. Şey bunu değil mi? Tabii bu evet. Çok etkili bir yöntem. Ama şey tarzı olacak böyle porselen olacak yani. Evet. Şimdi Hatice abinin kapağı. Tamam hadi. İçeride yalnız kalınca bastı feryadı. Bak. Alo. Şşş. Ergenlik sivilcesi çıktı çocuğumda. Ergenlik sivilcesi çıktı çocuğumda. Oraya gitmek yok. Bas geri. He. Evet. Şimdi gelelim Beherinciğimize. Bize malzemelerimizi bir tanıtalım bakalım. Evet. Şimdi Çin böreğimizin iç harcında lahana var. Soğan var, sarımsak var, kıyma var. İç harcında, İç baharat? Harcında. Baharat, karabiber, tuz, kimyon. Vazgeçilmez kimyonla karabiberi. Yani etlerde evet. Krebimiz için sadece un ve su, tuz kullanacağız. Başka bir şey yok. Yani bu normal bildiğiniz krep değil. Bu sadece un ve su, tuzdan oluyor. O kadar. Yani bu krepte yırtılma olmaz. Evet. Ondan sonra en son üst panelerken de yumurta, un, galeta unu kullanacağız. Ondan sonra yağda kızartacağız. Aa, sen unu da karıştırıyorsun mu ona? Tabii. Kızartırken ben koymuyordum hiç galeta ununu. Un, yumurta, galeta unu. Yani şey ayrı ayrı dizeceğiz. Önce un, sonra yumurta, sonra galeta. Yapacağız ondan sonra kızartacağız. Ha, ben unu hiç niye bulamıyordum? Sadece direkt galeta unuyla yumurta. Yok, un, yumurta, galeta unu. Şimdi unu krebe saracağız ki yumurtayı tutsun, yumurta da galeta unu tutacak. Hadi bismillah başlayalım bakalım. Başlayalım. Önce kıymamızı mı? Kıymamızı koyalım. Arka tarafı yoksak olur. Ha, yavaş yavaş değil mi? Ha, çünkü krep yapacağız ya da. Hı hı. Acelemiz yok. Yağ koymadan. Yağ iyi gibi. Yani. Şey kıyma yağı iyi gibi o yüzden koymayacağım. Soğanı da şimdi doğrayacağım ince ince. Bunu da şey dondurucuya atabiliyoruz. Evet, bunu zaten biz şu anda fazla çıkarsa dondurucuya atacağız. Oradan çıkarıp çıkarıp pişirebiliriz. Aynen. Nasıl bak bıçak şey oldu değil mi? Bu arada beğendiğim için MasterChef'e katılsa birinci olur diyen arkadaşlar var. Ay oralara nasıl gitsin benim çocuğum? İyi olur da çalışıyor nasıl gitsin? Yani o kadar uzun süre. Uzun süre evet orada bayağı tabii orada bayağı bir kaç ay herhalde 2 ay 3 ay oluyor mu? Duruyorlar mı? Eğlenmezsen tabii 3 ayı buluyor büyük ihtimalle. Yani. Ya çok aslında takip etmiyorum hani bakmadım da. Gerçi evet. Ben erken yatıp uyuyan birisi olduğum için takip edemiyorum. Aynen. Saat 10 dedim uyurum ben. Evet saat 10 dedimi Beher'in hemen yatar. Ama doğru hemen hemen 2-3 ay sürüyor. Ben bakıyorum arada da tabii elenmezsen sürüyor. Bayağı arkadaşlar sürekli hemen hemen her yorumda yazan var. MasterChef'e katılsın diye. Yani zaman lazım zaman. Zaman lazım. Evet. Yani. İki diş de sarımsak. O bayağı oyaladı onu bak.
Poşet şıkır dolup da hoşuna gidiyor. Evet. Hemen arkadan atacaksın herhalde soğanla sarımsağı. Evet. Hadi. Hakan. Haydi annenin yanına. Bak bak bak. Hayır, kahveye bakar ki güzeldi. Canım ya. Ay ne güzel bir şeysin sen ya Rabbim ne. Evet, şimdi lahanamızı doğrayacağız. Ben de demiştim mutfağa ben Ay lahana içinde aldı yerken bu lahananın göbeğini ne yerdik biz de. Ben çok yerdim. Şey, he içini gördüm. Çok, çok güzel. Marulun, brokolinin. Marulunkisi çok güzel. Marulunki çok. Evet. Marulunkini de ben evet ayıklıyorum. Al kızına. Onu yiyeceğine salata yesene. Niye? Ay bak başladı tükürmeye gene. Bak. Bak ben. Dur. Dinle yapıyorum. Bak şimdi. Al. Sarılıyor annesine. Anne özlenmez mi? Yani. Ağzına bakıyor. Şey yiyor. Aa bak. Kaşını sıçrattı ya. O yiyor ya. Sen yiyor niye bana vermiyorsun diye. Ay kurban olmuşsun ya. Bayağı da çıkacak gibi annem ya. Çıkar lahana da koyacağız. Gerçi daha aynen. Şey yapar. Sulanır erir pek bir şey kalmaz da. Evet. Sen alabildiği kadar koyacaksın işte lahanayı herhalde. Hepsi iyi mi ona yoksa çok mu? Yok hepsini koyacağım. Koyacaksın değil mi? Zaten lahana lahanası hepsi bol oldu mu daha güzel oluyor. Ben lezzet veriyorum ben. Evet, çok az biraz da maydanoz. Evet, iç harcım. Yani isteyen koyabilir, isteyen koymaz. Ama güzel tat verir. Biz maydanozu seviyoruz. Koyacağız. Evet. Maydanoz sevmeyen arkadaşlar da vardır mutlaka. Ama içinde kaybolacak onun. İçinde ya kaybolacak da işte sevmeyen yemiyor. Yani. Bu arada kıymamız. Lahanamız. Atacaksın herhalde şimdi lahanayı. Baharatın hasını kaldırsın da böyle. Hı, elektrikler de hakikaten bayağı çok düştü bugün, ya. Şu anda çok düşük. Çok düşük elektrik. Çay kaşığı kadar. Ben baharatları biraz kavurmasını seviyorum. He, kavuracağım içinde. Kokusu çıkıyor sanki lezzeti evet. Daha çok oluyor gibi. Yani çiğ kavrulmuş daha iyi gibi geliyor. Sanki çiğ oluyor. Yani çiğ, kavrulması tabii daha güzel. Bak hiç yağ koymadım kıymaya. Yok koymadım. Kendi yağı iyi. Kendi yağı evet. Genelde zaten kıymalı köftelik yani aldığınız zaman yağlı oluyor. Hiç gerek yok ekstra yağ koymaya. Evet. Biraz kavurdum. Şimdi lahanamı atıyorum. O da yalnız biraz almayacak mı bilmem. Kavruldukça da gerçi şey olur da. Aynen. Şimdi içinde hiç yok gibi kaldı. Kız hepsini boşalttım. Azıcık eriseydi ya gerçi bir şey. Şimdi kapağını kapatırız erir hemen. Evet. Şimdi bunda gramaj değil ama böyle göz kararı size 2 su bardağı yapacağım ben. Kıvamını suyu ekleyerek kendiniz açacaksınız. 2 su bardağı kattık. Yani ben 2 su bardağı kullanacağım. Daha da fazla yapmak isterseniz ya da daha da az. O da artık çoğaltarak eksilterek yapabilirsiniz. İçine tuz. Tuz koyacağım.
Evet, iç harcımız bu arada kavruluyor. Ben size kıvamını şimdi kendim şimdi yapacağım. Evet, kepçeyle göstereceğim sonra. Evet, şimdi krebimizin kıvamını şöyle gösteriyorum size. Artık. Sanki bozadan daha bir ince. Yani bozadan bakarsın... ben zaten normal yaptığınız krebin kıvamında olabilir. Ama bunu ince, ne kadar ince dökerseniz sarmanız o kadar kolay olur. Evet. Daha güzel olur. Yani bunun içinde yumurta da yok zaten. Sadece şey tuz olur. Ve tuz, un, su. Evet, o kadar. Yağ bile yok. Uyudu mu? Evet. Ha, iyi. Tavayı yağladı. Evet, tavayı yağlıyorum. Gerçi saray katmeri de hemen hemen aynı mıydı grevi yapmıştın ya sen? Krep mi? He, yok, onun için. Saray katmerinin içine süt giriyor, yumurta. He, tabii ona bunda farklı. Yok, bunda, ondan farklı, bundan farklı. Ona doğru. Hı-hı. Bak ne kadar ince döktün. Ona süt giriyormuş, ben bilmiyordum. Bu sade tuz, su, un. Ecrin de durmadan annesine yazıyor. Ecrin maşallah. Yazar, sohbet edecek evet bu arada. Bu hemen hemen oldu gibi değil mi size? İçin. Evet hakikaten bak tencere kapağı kapatlamıyor da eridi. Biraz daha evet. Gel sana şey yapıyor kardeşim. Ne? Çimbereyi. Ben yemeyeceğim. Aa. Niye kız? Kız yemez mi o, sen bakma. İncecik yapmışsın ya. İncecik olacak. Tabii baksana ne kadar ince. Bizimkisi kalın oldu, parmak gibi. Sen de o kadar da değil. Sen bazlama yapıyorsun. Ben zaten hiç şey böyle incelikle kıvamını tutturamıyorum da. Hayır sen de yapıyorsun. Ben içten bunun kıvamını tutturamıyorum. Belgin de gene yapıyor. Siz yırtılacak diye korkuyorsunuz herhalde. Aslında bu yani ne kadar ince olursa bu kadar iyi olur. Evet. Böyle tezgahımızı temizledik soğuması için. Evet, yoksa yapışma yapar. O yüzden tezgah koymak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Biz ocağın üzerine döküyoruz onu. Evet. Hakir abi biz ben ocağın üzerine döküyorum yani. Niye ocağın üstüne döküyorsun? Krepi ateşin altında üstünün şeyini yani. Burada. Ha, çevirmiyorsun sen. Çeviriyoruz ama dökerken burada döküyoruz. Ondan kalın oluyor. Yani tava ocağın üstüne döküyoruz derken ben de senin gibi anladım başta. Şuraya damlatıyoruz, döküyoruz anlamında anladım ben. Yani ocağın üstüne döküyorum deyince ben, ha, ben de öyle anladım. Döküyoruz. Bizimkisi hemen direkt pişmeye olunca biz de istersemez. Tava aynen. Ocağın üstünde ki evet. Aslında değil. Bak, sen evet. Bunu dökeceksin hemen yaydıracaksın. Bizimkisi yayılmıyor direkt pişiyor üstüne. Bana göre bu kalın bile hatta. Yok, biraz daha inceltebilirim. Yok kalın ya. Kalın bile olmuş. Suyla açsam mı acaba? İstiyorsan aç. Onu sen bileceksin. Ancak açabilirim. Bir şeyin çöpünü verin. Bak oraya buraya çöp atmayın. Annen ne senin yavru kuzusu oğlum? Sadece çöp annem. Sağ ol. Kurban oldum ya. Bitmedi mi daha? Ben odaları gezdim dolandım. Bu hiç aptan gibi bana candan sarılmıyor. Bana sarılıyor yeter. Sana sarılması ayrı, bana sarılması ayrı. Hayret bir şey. Beni daha çok seviyorum. Sen annesisin, seni daha çok sevecek. Mesela bak şey, Ecrin Derin de öyle sarılır. Feyza zaten öyle sarılır. Hak'tan bir İsmail. Derin mi? Derin sarılıyor. Sarıldı mı Derin? Derin candan sarılıyor. Ecrin diyeceğim diye bekledim. Hayır Ecrin de dedim ya. Ha. Bir sarılmayan öyle İsmail. Sen mi diyorsun tembihliyorsun? Bak ikimiz birden. Sen mi tembihliyorsun? Bu tembihliyor kesin. Bakalım Hakan nasıl olacak? Ama Hakan candan sarılır. Hakan o evet. Ağzı açtı başı. Bayağı çıktı annem be. Ha, kapatmışsın bunu. Onu kapattım. Evet, bu arada Belgin
Bakın nasıl kilo veriyor işte. Bu. Ay çok ekşi değil mi? Soğuk soğuk dolaptaydı ya. He. Güzelmiş ama salata. Ne geldi aldı çocuklar? Sakız. Ay balıklıktan bir sakız şey yavrularıydı da hatta önünde. Hatta niye vermiyordun çocuğa, kendin çak 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 çiğniyor. Sağa sola yapıştırıyorlar. Bırakıyorlar orada burada sakızları. Ha. Yapmasınlar. İsmail'i bilmiyor mu? Koltuğa havya sakızdır. Az mı topladık? Şimdi yapmaz canım. İnşallah. Bilemem. İsmail'e pek güvenim yok. Her an her şey olabilir. İsmail'e ilgili. Kaç tane çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 tane çıkacak. Gel bakayım anneannem. 13'ü geçer. Sakızları sağa sola yapıştırma, tamam mı paşa? Ama bir İsmail, de... sen niye anneanneme candan içten sarılmıyorsun? Oh sarıldı. Bak annesi deyince ama. Annesi demeyince aa. Sen söylüyorsun. Evet. Güzel bir çocuk yetiştirmişim. Benim sözümden hiç çıkmıyor. Manyak bu ya. Çok güzel. Başka şey, haktan başka türlü şey diyor. Başka türlü şeyden desene onu bak ya. Haktan şey, haktan da var. Ne güzel bir çocuk doğurmuş. Haktan diyorum, gülüyor. Koskoca böcek gördüm, sanmış sinekmiş. Ay çocuğum benim. Hadi korkma. Haktan abin yanında. Haktan yanında değil oğlum. Al bunu koy yerine, koy. Nerede Haktan? Haktan ne oluyor? He. Hemen hemen de denk gelecek herhalde. Evet, bu arada belgenin yöneticiliğini iki kişi onaylamış, kimse onaylamıyor, yapmasın diyor. Mecbur yapacağız. Onaylayan iki kişi de bayanmış bir tanesi. Bu arada adını selam gönderiyorum, unuttum. Ben diyor yıllardan beri yaptım diye, bir bayanın yapması daha derli toplu diyor. Ve merdiven diyor yıkanmaz diyor. Belgin Hanım birisi diyor da çok doğru söylüyor diyor. Silinir diyor. Yeni silinir mi çıkmış o diyor. Yani aşağıya giriyor. Aşağısı leş gibi rutubet kokuyor diyor. Aşağısı kokuyor. Gider olsa yani direkt kapıdan çıksa belki olabilir kapıdan ama çıkmıyor. Aşağıya evi alın zemin çekiyor. Ha. Kolayına geliyor. Yani yıkamak tabii canım ya, silmek. Silmesi lazım. Süpürecek, silecek, olacak, bitecek, bitti yani. Tek seferde hemen suyla. Bir de var ya, var bir süre bizim dış kapıların hepsi şey leş gibi, ayakkabılar da ıslatıyor, geçiyor. Doğru, ayakkabılar yerde olunca ıslanıyordu. Sevmiyorum. Öyle. Kalmaz mı? Sen camları yıkayalım. Hayır, hayır. Camları yıkayacakmış. Leke kalır. Yıkayım ben zaten. Niye yıkacağım? Öylesine. Ay Berin, öylesine. O ne diyecek diye dedim ben. Anladım ben seni. Evet ona. Öylesine. Aslında daha temiz olur. Bir de çekecek alacaksın. Çık çık. Aa, çık çık. Hayır, çekecekler. Dön mü sen? Suyunu şey yapacaksın. Çekeceksin işte hemen. Suyu köpüteceksin böyle güzel yapışır. Heh. Yapışır her yerine. Ondan sonra suyu tutacaksın. Tamam, seninle bir yapıyorum şeyler ama ondan sonra ben hep her zaman siliyorum. Ama sildim iki tane cam bari. Yıkamaya gerek var, cam da hani uğraşma diye. Ya uğraşma, sıçacağız kadar. Niye dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ben geçen seneye kadar haftada bir bütün camları siliyordum, ne güzel. Ay ne güzel oluyordu biliyor musun o zaman? Evet. Çok güzel oluyordu. Bir İsmail'in camını silmezdim, bir tane dinlerin camını silmezdim. Bizimkini ellemez. Niye? Bunlar bizim. İsmail mi silsin? İsmail canı silemem. Bunu şeye bakıyor. Tehlikeli. Böcek gelin, böcek orası şey zaten. Hiç açmıyorum benim. Ha, dışa, içeriden siliyorum. İçeriden silmiyorum. Şeye bakıyor ya odunla. Biz bakıyoruz ama Hakan'a. Sen bizim odaya girme. İşin olunca. Dur, hadi. İkisiniz kendiniz yapıverin. Tamam ben siliyorum yok zaten de. Bunlar annem o zaman çalışıyorken Şeynur, kadın ismi neydi be? Okuldaki. Songül. He, Songül orada çalışıyor. Annem sabah çıkıyordu. Feyza çıkıyordu. Sabah ilk önce onların odasını siliyordum. Balkonundan da yıkıyordum. Kapısından kapatıyordum. Ay sen sabah... bizim hiç balkonu yıkadın mı? Hep ben yıkıyorum. Hayır, balkonu. Sen çalışıyorken Songül ablanın orada her gün balkonunuzu ben yıkıyorum. He. Şimdi çalışmıyorlar. İkisi de evde kendileri yapsınlar. Hayır, ben tamam. Yaşlıyım. Neden yaşlı? İşine geldi evet. Yaşlı. Ha, evet ben iki adım attım, yoruluyor. İsmail gibi, İsmail işine geldim, büyük işine geldim, ben çocuğu oluyorum. Evet yaşlıyım tabii, hemen yoruluveriyor. Dubai'ye gidiyorsun ama.
Ben yürüyerek mi gideceğim? Uçak götürecek. Fark etmiyor. Gezeceğin zaman da neyle gelecek? Uçak mı gezecek? Ama dinlene dinlene geziyor. Ayıp ayıp. Anne, ay. Ben silerim desen ne var? Hiç. Ne ben var? Beğerine gittiğim zaman beğerin çalışıyor ki bile. Beğerin bana oturduğum yerde hele Ebru kulağı çınlasın çocuğumun. Otur anne sakın kıpırdama diyordu bana. Ben balkonda var ya yuvarlana yuvarlana. O balkonun demirlerin böyle şeyi olsa dili olsa da söylese her şeyi ayağıma getiriyordu. Ben mi kötüyüm? Kötü değilsin de. Tamam. Ya, hayır, gatlarsın. Yapacaksın tabii. Gatlarsın. Ebru'ya yaktan bir suç var ki. Aa. Nasıl yazı var ki belgin ne kadar saygısız ne kadar kötü. Kötü değilim. Git makinan duruyor makina. Daha sıkıyor şu anda. Ama bak sıkıyor. Sıkmaya alacak. Evet kreplerimiz bitti. Ecrin hala TikTok yazıyor. Bak incecik yaprak gibi oldu vallahi. Bu şekilde. Sileceğiz sonra bunları 10 yumurta galeta unu. Evet. Tam denk gelecek herhalde belgine, berne. Evet. Şey krepte. İçle krep aynı. Ya işte göz kararı dediğimiz böyle oluyor. Göz kararı, el kararı, evet. Ay hazır incecik yufka gibi oldu anne. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Evet. Belgenin dediği gibi bizimki kalın oluyor. Ama işte sen biz ocağın üstündeyken tava döküyoruz. Evet, i̇şte evet. Kenarıya sen, evet. Kızgın tavaya dökeceksin bir de. Yani tava kızmazsa olmaz zaten. Evet. Sıcak olması lazım. Kulakları çınlasın. Saadet abla vardı bir. Şimdi Ankara'ya taşındılar. Ben bir gün evde yaptım bundan. İçinin harcını şey yaparken ay benim ne kavuruyorsun çok güzel koktu dedi. Çin böreği yapıyorum. Yapayım da sana getireyim Saadet abla dedim. Sonra neyse tabii bu vakit alıyor ya. Evet. Ben aldım. 4 kişiydi onlar. Hepsine birer tane koydum. Un, yumurta, galeta unu yaptım ama yağda kızartmadım. Ha, böyle götürdün. Tabii yani şimdi o olmaz, kızartırsam tabii. Soğudu mu güzel olmaz evet. Bu sefer. Sıcağınla yiyecek. Sonra oğlu, onlar da pazara mı gitmiş ne? Oğlu vardı. Dedim ki ablam dedim bak annengil geldiği zaman bunu dedim yağda kızartın öyle yiyin dedim. Ama sen galeta unu falan söylemedin. Yok ben yaptım onu galeta unu. Ha. Yani un, yumurta, galeta unu yaptım. Onlar ha, sadece yağda kızartacak. Ha. O kadar. Neyse oğlan da herhalde kızartın dememiş. Bunlar onu o şekilde yemiş. Ertesi gün oldu dedim Saadet abla beğendin mi dedim. O ne biçim şey kız dedi. Kızartmadı tabii. Yedim ben ondan hiçbir şey anlamadım. Tabii sen kızartmadın bu kızarmadı. Olur mu güzel? Hadi olmaz. Bu pişikte yumurta çiği bir kere. Yumurta çiği tabii güzel olmaz. Sen kızarttın mı onu dedim. Yok ben senin oğlana söyledim ama dedim. Öyle çiğ yedin mi? Sen onu çiğ yemişsin. Hiç yumurta, yumurta kokar. Aynen. Böyle. Hay Allah'ım. Böyle çibuk çibuk börekten yaptığım zaman hemen Saadet abla yedin. Kulağı çınlasın. Evet şimdi 10 yumurta galeta unu ayarladık. Ama tabii ki her zamanki gibi yumurta ve unumuza karabiberle tuz atıyoruz. Yani tatlandırıyoruz. Yoksa lezzetimiz kaçar. Ha, şunun altına da koymuşsun onları onda, yaptıklarımı. Yaptıklarımı oraya koyacağım. Yapışma yapmasın diye. Bu arada tavamız. Tavamızı da koyduk. Yağımız ısınıyor. Şimdi son aşamadayız. Son aşamadayız. Al sonra. Al diyorum. Yani anneme diyorum sana. Aynen. Ha, ben buna bayılırım ya. Çok güzel oluyor bu. Çok vaktimizi alıyor ama. Yemesi evet, biraz oyalayıcı, doğru. Ya kızdı mı ki? Yok, ha. Şimdi hem ısınmanı da bunları yapacağım ya. Ha evet, önce una.
şöyle her yerini alıyorum. Sonra her yerini yumurtalıyorum. İşte bu da bunu pişirmesi. Böyle bu şekilde un, o. Hı-hı. İnsan o uğraştırıyor. Kadın budu köfte gibi. Evet. Galeta onuna. Bunu bu şekilde pişirmeden difrinize atabilirsiniz. Bir de hemen hemen yani bekler bu tarz şeyler. Yani bu şekilde de koyup difrize atabiliriz. Bu şekilde atabilirsiniz. Aynen. Ama difrizden çıkınca hafif nemli ıslak olmaz mı onlar bari? Sanki bana da şöyle gibi atsak mı güzel olur diyor. Şimdi buzlanma yaparsan olur. Yani bunu çıkardığınız zaman üstündeki buzu şöyle hafif sirkeleyin, o nemlenme yapmaz. Ha, poşetin içindekini. Ha, evet. Ama bu sefer bu da bu şekilde attığın zaman tekrar böyle un, yumurta, galeta unu aldığında unu tutar mı onu bilemedim. Yani öyle hiç denemedik biz. Çünkü direkt böyle yapıyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Evet. Çim böreklerimiz kızarmaya hazır. Ama yağ kızmış mı? Kızmış. Tam da iyice kızgın değil herhalde. Olmayacak herhalde değil mi pişmesi için? Yok iyi. İyi mi? Çok şey. Ha, ille just diye. Alır herhalde sıcak 5 tane. 5 kişi mi gittin? Ben niye kimi hesaplamıyorum? Yok hesaplıyorum. Neyi? Kendini. Kendimi hesaplamıyorum ben. Heh. Ecrin. Ecrin durmadan yazıyor. Ecrin durmadan. Cevap da alın. Alabilirsin annem oğlum. Kapat şimdi, o da nasıl yapacak? Neyi? Onları nasıl yapacak? Önce donduracağım, sonra şey yapacağım. Böyle Donduramadan yaparsam bu kadar yapacağım. Üst üste koymak için şey yapacağım. Ondan dedi o, ben yer yaparım diye. Diye. Yer kaplaması lazım. Alayım bunlar bak. Al abi, tamam. Kızarmamış, tamam kızarsın. Evet, geri kalanını da ellerine sağlık. Belgin hazırlıyor. Buzluğa koyacak. Donduktan sonra buzluğa poşetine koyup öyle koyacağım. Yer kaplaması lazım. Evet. İstersen tek tek streçleyip de atabilirsin. Yok, streçlemeye gerek yok. Böyle daha iyi. Belgin ama hep böyle yapıyor evet, hakikaten. Böyle daha rahat. Öyle de oldu. Orada hemen donduruyor, ondan sonra koyuyor. 2 saat uğraş, 5 dakikada ye. 5 dakikada ye, evet. Sen hiç kötü bir şey demiyorsun zaten. Ay sarmayın, saatlerce yemesi 2 dakika. Evet işte maalesef. Sen yani olur. Bu da öyle bak. O da öyle tabii. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Arkadaşlarla konuştum. Evet. Oh. Dilimleyecek misin sen bunu? Yok. Böyle şöyle bütün. Ortadan ikiye bir tanesini keser için gösteririz. Olmayacağım. İsteyen dilimlesin de yesin. İsteyen. Ben bütün yiyeceğim tuta tuta. Sen öyle yap. Kesmeye de gerek yok böyle tuta tuta. Peçete yeser. Peçete saralım. Aynen. Oh, çim böreklerimiz. Kızamadım. Servise hazır. Kapatayım mı annem ocağı? Sen kendikini küçük bir de oradan şey tabağı alıp kesebilirsin. Şu. Aynen. Aldım bir canı kırmızı. Şekilde. Oo, evet. Karıştık. Aynen. Bu şekilde harika bir tadı var arkadaşlar bunun. Çim böreğimiz oldu. 2021'in ilk gününde bizim akşamki menümüz çim böreği. Ellerine sağlık anneciğim.
Evet, ne yapalım? Biz artık kaçıp gideceğiz. Neden? Çin böreklerini yemek için gideceğiz. Çin'den koronavirüs de aldık ama böreklerini yiyin. Koronavirüs. Evet, inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Başka bir videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.